geçirelim. Beni mi özlediniz la? Ha siz? Balıma bak. Topluyor sırayla. Can. Bekliyorum sonuçları. Kuk tavuğumuz bıdık. Hepimize hayır. Hoy 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 hoy. Arkadaşlar çok mutluyum. Neden biliyor musunuz? Yılın, sezonun ilk kurku düştü. Kim sizce? Sizce kim? Tabii ki bıdık. Bıdıktan başkası bu sezonda, sezon girişinde kurk düşer mi sizce? Bence hayır. İşte bugün kurk tavuğumuzun yanına geldik. Bıdık familinin kafesine bakacağız arkadaşlar. Bıdık familinin kafesinde şu an 3 tane de hayvanımız eşiniyorlar. Eşinenleri de gösterelim. Bıdık ve ailesi keyif çatarken bıdığımız içeride kurk düşüyor arkadaşlar. O yatarken bunlar burada keyif çatıyorlar. Neymiş? Toprakla eşinecekmişler. Eşinin ulan. Pamuk da çok keyfi yerinde. Sussex'e benzer hayvanımızın da çok keyfi yerinde. Çilli horozumuzun da keyfi yerinde. Rahatsız etmek istemiyorum aslında. Kafesi açınca hepsi kalkabilir. Kalkmazlarsa göstereceğim. Sonra bıdığımızın yanına geçeceğiz. Bıdığımızı da sizlerle paylaşacağım. Yavaş 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 bir adımda kafesimizin kapağını açıyorum. Yavaş yavaş yanlarına çökeceğim. Ama ürkmezlerse, ürkerlerse de yapacak hiçbir şey yok. Ürkmedi gibiler. Hadi çocuklar, sizi ürkütmeden birazcık sizlerle zaman geçirelim. Şimdi diyen arkadaşlar olmuş. Birkaç arkadaş demiş. Abi orada çok küçük hayvanlar dışarıya alışmış. Bıdık familinin şöyle bir özelliği daha var. Ortamlara çok çabuk adapte oluyorlar. Bıdık familiyi buraya koyduğum günden bugüne kadar hiç sıkıldıklarını, strese girdiklerini görmedim. Aksine oldukça mutlular. Yiyip içip eşiniyorlar akşama dek. Zaten oraya kuyu eşmişler bildiğiniz. Kuyu olmuş artık orası. Keyifler yerinde. Canları sıkılmıyor bence. Zaten benim zanımda bir tavuğun eşinecek yeri varsa tamamdır arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Neden diyeceksiniz? Gerçekten izledim, gözlemledim. Tamam, gezen tavuk önemli. Var gezmeyi sever. Lakin eşinecekleri bir ortam oluşturursanız durdukları bölgede herhangi bir strese girme olasılığı olmayacaktır. Ben o kısmı yumuşatmıştım toprağın. Gerisini onlar halletti. Bildiğiniz oraya kuyu yapmışlar. Pamuk, pamuğun tipe baksanız ne kadar mutlu, ne kadar. Hepinize maşallah. Şimdi son gelişmeler ötürüyle hayvanlarımız eşini. Bıdığımızın kurk düşmesiyle birlikte, bıdık şu an içeride, birazdan göstereceğim. Bıdığın kurk düşmesiyle birlikte artık bunların da sonu geldi. Yani bıdık familinin yumurta paylaşımını durduruyorum arkadaşlar. Zaten durduralı da oldu. Son yumurtalarımızı da gönderdim Allah'ın izniyle. Artık sınırlı sayıda demiştim zaten bıdık familinin yumurtalarını paylaşacağım. Sınırlı sayıda bıdık familinin yumurtalarını paylaştım. Güvercinlerimiz geldi. Şişt, çocuklar, ne oldu, beni mi özlediniz ha? Beni mi özlediniz la? Ha siz? Gidin bakalım. Bıdık familimizin yumurtalarını gönderdim. Artık son birikimi yaptık. Ve artık yumurta familisi, bıdık familinden yumurta kimseye göndermiyorum. Çünkü bıdık familimizin pambuğumuzu ve diğer tavuğumuzu, aynı zamanda horozumuzu tamamıyla sürüye tekrardan geri karıştıracağım. Nedeni ise, vesilesi ise bıdıktır. Bıdık kurk düştü arkadaşlar. Kurk düştüğü için artık diğerleriyle işimiz yok. Değil mi bıdık? Bıdık. 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 Kıcım. Ayya. Balıma bak. Bıdık kurk olunca çok sert oluyor. Görüyorsunuz zaten. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Bakın sert mizacına bakın. Gözlere bakın. Nasıl da sert bakıyor bana. Kaybol git diyor bana. Kaybol buradan. Yalnız altında yumurta yok. Yumurtaları her sabah gelip alıyorum. İkişer tane yumurta oluyor altında ve oldukça da talaşı ağız altındaki. O talaşı da dolduracağım altına. Ve yumurta dolduracağım altına. 10 taneye 12 tane falan yumurta koymayı düşünüyorum. 12 tane yumurtayı çıkartabilir diye varsayıyoruz. Yumurtalar da cins olacak arkadaşlar. Bakalım cins yumurta bulup getirip koyacağım altına 12 tane falan. Çıkarsın büyüsün. Benim belki kümesteki yumurtalardan da koyabilirim farklı farklı. Bırak ya sultan derken hepsinden karışık koyarım. Kendisi çıkarsın büyüsün. Veyahut da dışarıdan alacağım bir 10 tane hayvanımızın altına koyacağım. Kendisi çıkarsın. Canım benim maşallah. Çok tatlı ya. Bıdıklar gerçekten çok tatlı hayvan ya. Bıdık family ne haber kızım? Neyse altında yumurta yok dediğim gibi. Ama çok yakın zamanda yumurtasını koyacağım. Şimdilik sizlerle sezonun ilk kurkunu gösterdim. Şimdi yumurtaları hallettik. Bunları dışarı alacağım bir iki güne. Sonra da bıdığımızın altına yumurta koyacağım 12 tane. Allah izin fırsat verirse iyi olacak ya. Her şey güzel olacak. Umarım güzel şeyler olmaya başladı.
Şimdi sırada pamuk ve diğer hayvanımız var. Guk düşmedik. Bunlar da zaten dışarı salmamdaki en büyük amaç pamuğun guk düşmesini beklemek. Büyük ihtimalle pamuk dışarı çıktıktan sonra gidip orada guk düşecek arkadaşlar. Biliyorsunuz pamuğun bir sandığı var. Sürekli orada yumurta salıyor. İşte oraya göndereceğim. Orada yesin, guk düşsün. Diğer hayvanlarımıza da bir göz atalım sizlerle. Kafesimizi hemen hemen bitirdik. Laylonlarını çekiyoruz. Şimdi sek bir tor kaldı. Allah izin verirse ispenç alacağımı söyledim. Sizler de %90'la evet dediniz. Alacağız ispençte. Yakın çevrede birkaç arkadaşlarımızda ispenç vardı. 2+1 şekilde ispenç alacağım. Başlayacağım. İspenç de sırf siz istiyorsunuz diye alıyorum. Haberiniz olsun. Bakın torpilli yani. İspenç ırkı torpilli. Sizden taraf torpilli. Siz istediniz. Çok isteyen arkadaşlar ispenç al abi diye. Alacağız. Getireceğiz. Kafeslerimizi birine koyacağız. Ama hangi kafesimize koyayım bir türlü çözemedim. Kafamda var bir şeyler. Hayırlısıyla halledeceğiz. Önce biz bir gurk tavuğumuzun yerini halledelim. Arkadaşlar bıdığın altına yumurtalar koydum. Guk düşecek inşallah. Çok fazla rahatsız etmeyelim. Yoksa kahrar. Kahmaması için uğraşıyorum. Kahacak. Kahma. Kahma. Umarım kalkmaz. Altına 10 tane altın halde topu. Hepsini al. Yani çorayı da hazırladım oraya yatsın. Hiç oraya yatmaya niyeti yok arkadaşlar. Kendi yerini kendisi hazırladı. Gördüğüm kadarıyla. Şimdi bakalım. Al altın hepsini. Heh. Heh. Maşallah. Alıyor sırayla. Çok yaklaşmıyorum. Altına kaç tane koydum arkadaşlar? 10 tane porselen Ligori yumurtası koydum. Bakalım kaç tane çıkartırsa bütün yumurtalar topluyor sırayla. Çok fazla yanaşırsam korkar. Arkada 2 tane yumurtası kaldı. Onlar dışarı attı. Neden attı bilmiyorum ama yanlış yaptı bence. 2 tane yumurtayı dışarı attı. Allah Allah. Demek ki o kadar yumurtalar. Bıdık, 2 tane yumurtayı niye dışarıda bıraktın? Evet, yılın ilk kurt tavuğumuz, bıdığımızın altına da yumurtaları bıraktım. İnşallah güzel bir şekilde çıkım alırız. Zaten öyle bir ayarlama yapıyorum ki çıkım vermese bile bakalım arkadaki 2 yumurtayı da kabul edecek mi? Etmezse de yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. İkisini de şöyle koydum bıdığın önüne. Umarım altına alır. Almazsa bu 2 yumurtayı götüreceğim, makineye koyacağım. Alırsa zaten sıkıntı yok. Umarım alırsın bıdık. Lütfen altına al, yat ve civciv çıkart. Senden bunu bekliyorum. İnşallah güzel bir şekilde dediğimde olur. Arkadaşlar yılın ilk kurt tavuğu bıdık. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir çıkım bekliyorum bıdıktan. İnşallah bakalım. Umarım güzel bir çıkım alırız. Şimdi birkaç dakika bekleyelim. Kapatıyorum kapağı da beni görmesin diye. Bakalım o 2 yumurtayı da altına alacak mı? Birkaç dakika sonra tekrardan gelip bakacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar bıdığımız içeride 2 tane yumurtayı almadığı için ben 2 tane yumurtayı kucağından aldım. Geri buraya koydum. 1 ve 2. Bunları artık makineye götüreceğim. 2 tanesini kabul etmiyor. Demek ki hayvanın altına o kadar alabiliyor. O yüzden hiç zorlamaya gerek yok. Kaç tane? Bizim bıdık demek ki 8'lik bir makine. 8 tane alabiliyormuş. Alsın 8 tane alsın. 8 taneyi çıkarsın sağ salim. Hiç sıkıntı yok. Çıkartırsa çok güzel bir şekilde hayvanımıza tekrardan kafes, daha doğrusu makineden getirir altına koyarız. O kolay iş. Şimdi bıdıkları göstereyim. Şimdi ikisi de oraya yanaşmış. Yumurta salıyor arkadaşlar ve salmış. Evet. İkisi de burada. Canım bıdığım benim, grup düştü. Yanında da yine bizim Sussex'e benzer bir tavuğumuz var. O da şimdi salmış. Keşke yakalayabilseydim. Biraz geç başlatmışım. Çok taze şu anki yumurtası. İkisinin de. Şunun şu an yani taze taze saldı yumurtayı. Şimdi sizlerle paylaşacağım o yumurtayı da alacağım inşallah. Ay maşallah, maşallahlarınızı bekliyorum. Kurk tavuğumuz bıdık, artık kurk civcivlerini çıkartmasını bekleyeceğim. Bakın yumurtalıydı, öne doğru attı kendi yumurtasını.
Daha yeni saldın la. Oynama yumurtayla. Canım benim. Neydir la, buna mı kurt düşecek? Sen kurt düşme bak, yasa. Kurt düşmen yasa sana ha. Şimdi kurt düşme. Dışarı salayım, orada kurt düş altını doldurayım. Yoksa ikiz bizim. Bu da kurt düşmeye hazırlanıyor ama burada izin vermeyeceğim. Dediğim gibi. Bıdığı burada bırakacağız. Bıdık yavrularını çıkartana kadar kafesi boşaltacağız. Dışarı salacağız bütün bıdıkları. Artık dışarıda takılacaklar. Büyük ihtimalle de dışarıda hem bu hem de diğer pamuk kardeşlerimiz kurt düşecektir diye umut ediyorum arkadaşlar. İnşallah düşerler. İnşallah güzel sonuçlar alırız. Bu yıl söz verdiğim gibi bütün kurtları yatıracağım. Pamuk da dahil bunun içine. Şimdi buna izin vermeyelim ki yatmasın. Burada ikisi beraber karıştırırlar ortalığı. Kalk. Ayağa kalk. Kalk. Oo, bu buris. Bu çok sert. Kalk. Kalk. Bu yumurta benim. Aldım. Canısın mı sıkıldı la? Canım mı sıkıldı? Size yumurta arkadaşlar. Bu da bunların yumurtalarından biri. Artık kapatabilirim. Daha fazla rahatsız etmeyelim hayvanları. Bunu da buraya koyayım da. Bıdık yumurtalarının son yumurtaları alıyorum. Göndermesi hazırladık, göndereceğiz. İnşallah ondan sonra da kafesten dışarı alıyoruz bıdıkları. Family'li. Artık muhtar seçimlerine hazırlanıyoruz. Bundan sonrasında muhtar adayımız da zaten biliyorsunuz Çilli Orozumuz. Artık bakalım sizler oyunlarınızla karar vereceksiniz hangisinin olacağına. Allah izin fırsat verirse bakalız, bakalız. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Çok merakla bekliyorum sonuçları. Kurt tavuğumuz bıdık. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel bir şekilde civcivlerini çıkartır da o günlerde görürüz. Az civciv çıkartırsa civcivlerin altına civciv vereceğim inşallah. Evet. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Dedim bıdığı paylaşayım. İnşallah güzel bir çıkım alırız da güzel sonuçlarla sizlerle paylaşabilirim. Mutlu güzel sonuçları her daim paylaşmak isterim. Kendinize çok iyi bakın. Şuradan çıkan farklı videolara gidebilir. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.